Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Adıyaman Gölbaşı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi muhtarımız Mustafa Uyanık ile mahalle içerisinde bulunan park içerisinde röportajı yapacağız. Burası Mimar Sinan Mahallesi'nden ayrılarak yeni bir mahalle oluştu. Doğru mu efendim? Yenikent Mahallesi. Yenikent Mahallesi adını aldı. Yanında da Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Hüseyin Örge abimiz var. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bizi akşam ağırladı, misafir etti. Abimizi de yaklaşık 22-23 yıldır tanırız. Onu da belirtelim. Mahalle olmasını halk mı istedi efendim? Mustafa Bey. Hayır, halk istemedi. Bura kentsel dönüşüm olduğundan dolayı evet. Bu vefat evleri yıkılacak. Yeni kentsel dönüşüm olacak inşallah. Evet, inşallah. Şu an süreçte bakanımız inşallah imzaladı. Şu anda son aşamaya geldik yani inşallah. İnşallah. Evet. Bugünlerde ben görüşecektim. Onay verilince tekrar halk toplanacak. Nasıl bir şey sunulacak, nasıl bir şey yapılacak? Ona göre halkla değerlendireceğiz. Yola çıkacağız inşallah. Evet, yani şimdi devletimiz ona kiralarını da veriyor biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm olduğu evet. Yerlerde devletimiz vatandaşın kirasını da veriyor. Vatandaş veriyor, evet. Evet, işte belli bir süre, kısa bir sürede bitiyor zaten bu kentsel dönüşüm. Evet. Yani gerçekten bu devletin sunmuş olduğu güzel bir imkanlardan bir tanesi. Yani gerçekten de bizim buraya şu an kentsel dönüşüm şart. Neden dersen bayağı şey oldu yani. Evet. 30 yılı aştı yani şu an. Evet. Mahalle görünümü bozuyor. Yani o da tabii ki şu yani. Abi onu şey yapma. Hüseyin abi. Kentsel dönüşüm olacak diyen evet. İnsanlar da mağdur etmenin bir anlamı yok yani. Tabii yani. Verilecek şeye bağlı yani. Kalkıp da adam güzel burada yani şey olup da tekrar şey olduktan sonra bir anlamı yok. Evet. Mahallenin parkı çok güzel sayın izleyiciler. Şöyle göstereyim. Evet. Yenikent Mahallesi çocuk oyun grubu orada. İnsanlar gelip burada ailesiyle, çocuklarıyla güzel bir zaman geçirebileceği harika bir park. Artı jimnastik aletleri, oyun grupları da kurulmuş. Serin Gölbaşı da buradan Gölbaşı da ileride gözüküyor sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Yani Gölbaşı gerçekten yaşanacak bir yerleşim yeri, Yenikent'te adı üstünde güzel bir yerleşim yeri, onu da belirtelim. Gölün kıyısında sadece işte Malatya, Erzincan, Erzurum Parayolu ayırıyor gölle Yenikent Mahallesi'ni ve Mimar Sinan Mahallesi'ni. Efendim, 2 yıl mı oldu muhtar seçileli? Evet, 2 yıl oldu. Evet, seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz şu hizmetleri yapacağım şeklinde. Şimdi şu şekilde yani. İnşallah bir kentsel dönüşümden dolayı bizim de bazı inşaat sektöründen anladığımız için hem bir ekstradan ben müteahhitlik de yapıyorum. Evet, çok güzel. Prosedür olarak yani bu halka daha güzel önünde durup daha iyi hizmetler sunmak lazım. Evet, inşallah. İnşallah. Yani amacımız buydu yani. Muhtarlık i̇nşallah, odası var mı? Muhtarlık odası yap. Muhtarlık yerimiz yok şu anda. Kendi iş yerimde Bu iş faaliyeti yürütüyorsunuz. Evet. Biz belediye başkanlarımız, çünkü burası merkez mahalle sayın izleyiciler, mahalle yani adı üstünde Gölbaşı'nın mahallesi. Biz belediye başkanlarımızın işte çok güzel bir park oluşturulmuş, bunun bir köşesine muhtarlık odası, hizmet binası yapmasını istiyoruz. Birçok yerde belediye başkanlarımız bu hizmeti yapmışlar. Evet. Yani inşallah belediye başkanımız da güzel bir insan. Evet. Yani inşallah biz de şuna inanıyoruz. Yani gerçekten bu insanları mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Yani. Evet. Güzel insan olduğu gibi yani uzun yıllarda 20 yılı geçti galiba. Doğru mu efendim? 40 yıla yakın 40 yıl mı belediye başkanlığı yapıyorlar. Evet. Evet. Babadan geçti biliyorsunuz. Babadan geçti. Evet. Evet. Yusuf Öz evet. Abimizi de yani adi gibi güzel insan ama Gölbaşı'nı da güzelleştirmiş yani. Ben evet. 92-95 yıllarında burada görev yapmıştım. O zamanki Gölbaşı ile şimdiki Gölbaşı arasında uzay kadar bir fark olmuş. Onu da belirtelim. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İşte çok güzel parklar, bahçeler, işte yürüyüş yerleri yapılmış. Harika yerler yapılmış. Onu da belirtelim. Yani tek amacımız yani bu kentsel dönüşümü biraz önce halka ulaştırmak. Hayata geçirilmesi. Evet. Hüseyin abi sen de birkaç cümle söylersin istersen bu kentsel dönüşümle ilgili. Senin röportajını ayrı yapacağız. Kent dönüşümü halkın için çok güzel bir duygu olur. En azından buradaki pislikler gider. Temiz bir ruh. Temiz bir mahalle oluşur. Evet. Mesela bizim Gölbaşı gölüne karşı çok güzel bir temiz iklim olabilir.
Evet, hem havası güzel, hem insanları güzel sayın izleyiciler. Hocam, yaşanabilecek bir... Önünden de 81 vilayetin yolu gidiyor. Evet, güzel bir yerleşim yeri. Evet, Türkiye'de muhtarların sesi olarak biz muhtarların sesini hep duyurduk. Birçok işte muhtarımız SSK primleri yatıramıyordu. Artık bunu devlet yatıracak. Bunları da biz hep gündeme getirdik. Biriken prim borçları var. Onların da işte Cumhurbaşkanımızdan bir müjde bekliyoruz diye bu sayımızda yayınladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız o konuyu da çözecek. Katılıyor musunuz? Onu da Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz bu katkılarından dolayı. Bize en büyük desteği veren odur. Evet. Yani olması gereken de buydu yani. Evet. Sayın izleyiciler, Cumhurbaşkanımız gerçekten muhtarlarımıza bir değer kattı. Muhtarlarımız şimdi sadece ne yapacak? Hizmete bakacak diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla bugün de Adıyaman Yolbaşı merkeze bağlı Yenikent Mahallesi muhtarımız Mustafa Uyanık ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Buraya kadar yolculuğun için. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz.